kültürlerden de onun böyle illegal şeyleri oldu. Mesela onun fırını varken başkasının üzerini yaparak kendine devletten iki kere maaş alıyordu. Ondan sonra eşini mesela çalışıyor, göstererekten çalışmıyordu. Gebe olduğunda devletten aylık 12 ay boyunca para geldi yani bedavadan. Bunların hepsi illegal şeyler ki zaten kendisi illegal çift vatandaştır, bunu gizliyor. Mesela kendisi Viyana'ya gidip de anneme kendisi anlatmış galiba yani. Ben işte sağ rolü oynadım, askerlik yapmadım diyerekten. Evet, yani Avusturya'da askere gidip askerlik yapması gerekirken, yani sen Avusturya'ya söz belirli bir yemin ediyorsun. Sen o devlette vatandaşın vardı, sen sahip çıkman gerekiyor. O zaman sen o askerliği yapmak zorundasın, aynı Türkiye'deki gibi. Ama onu yapmamak için özellikle gidip sağ rolü oynamış. Ve burada zaten ben onun çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Ve orada da aynı şekilde oyun oynamış. Yani öyle bir oyun oynamış ki oradaki devleti kandırmış yani. Evet. Ve sağ rolü oynamak ne demek? Hangi insan sağ rolü oynayıp karşıdaki devleti, ben şimdi kadar böyle bir şey hiç duymadım, devleti kandırıp sağ rolü gerçekten oynaması. Ve gelip de bunu gülerek, kahkaha atarak ve kendinden gururlanarak, kibirlenerek bu şekilde bir de bana anlatmıştı. Ve ayrıyetten de zaten Türk vatandaşı, Türkiye'de de askerlik yapması gerekiyor. Türkiye'de de askerlik yapmadı. Yaşı geçtiği için de ücret ödemesi gerekiyor. Onu da yapmadı. Onu da biliyoruz. Yani bir sürü illegal işleri olan bir adamın böyle sürekli devlete karşı, başka insanlara karşı rol yapan, kendini duygusallığa bağlayıp senaryolar yazan bir insana nasıl bütün haberler buna inanıyor? Biz anlayamıyoruz. Yani mağdur olan biziz. Devletin koruma altında olan biziz. İllegal işlerle uğraştığı gibi orada çift vatandaşlığı da var. Ve çift vatandaşlığı da kesinlikle öyle bir yasak var. Olmaması gerekiyor. Az önce anlattığımız gibi bir sürü illegal işler olduğu halde, bu vatandaşlık meselesi olduğu halde, ben hiçbir şekilde, benim elimde bu kanıtlar var, ben hiçbir şekilde bir yere başvurup onun şikayette bulunmadım. Ben şikayette bulunabilirdim. Çünkü ben ayrılmadan önce onunla çok şey yaşadım. Ayrıldıktan sonra da ben mağdur durumdaydım. Yine ben çok kötü dönemler yaşadım. Çünkü evimin önünden gitmiyor, tehditler savuruyor, çocuklarıma eziyet ediyor, çocuklarıma kötülük yapıyor. Ve ben buna hep sabrettim. Ve dediğim gibi fırını vardı. O fırını başkasının üzerindeydi. Başkasının üzerinde olduğu için ben bir fırınla ilgili de bir talepte bulunamadım. Elvan Koçak Avusturya'da, Viyana'da Türk pasaportu varken Avusturya'nın devletinde Avusturya vatandaşlığına başvurup Avusturya vatandaşlığını aldı. Avusturya vatandaşlığı alınca Avusturya kanununa göre sen pasaportunu, yani Türk vatandaşlığını sen geri iade etmen gerekiyor. Evet. Ben Avusturya vatandaşlığını alıyorum, ben Avusturyalı olmak istiyorum, ben onu kabul ediyorum. Bir de yemin de ediyorsun sen bunun üzerine. Ama o bunu yapmadı ve hatta yıllar sonra Avusturya devleti bunu öğrendi. İşte bazı Türklerin bunu bu şekilde yaptıklarını, sonra kanun çıkardı. Eğer ceza yemek istemiyorsanız gelin buraya Türk vatandaşlığını geri iade edin ve sadece bir tek vatandaşla, burada çünkü hakkınız olduğu için bir tek vatandaşla kalın diye öyle bir teklifte bulundu. Yani giden gitti ama babası öyle bir şey yapmadı. Babası gitmedi, Türk vatandaşlığını geri iade etmedi, pasaportunu geri iade etmedi. Avusturya vatandaşlığı, yani çift vatandaş olarak kalmaya devam etti. Ve bu da Avusturya kanunlarına göre illegal. Eski eşim Elvan Koçak aynı zamanda da Türkiye'de asker kaçağıdır. Hiçbir şekilde bu yaşına rağmen hiçbir şekilde askerliğini yapmadı ve asker kaçağıdır. Ve ben bunu da şikayet edebilirdim ve ben bunu da şikayet etmedim sırf çocuklarım, kızlarım için. Çünkü onun tepkisi bize karşı çok ağır olur diye. Evet. Durum bu. Efendim. Akit TV'de bütün gücüne CHP'den falan destek istiyormuş. Artık adamlar net çizgiye gelmişler. Evet, bak, AK Parti'den ümitlerini kesmiş. Kanundan, hukuktan ümidini kesmiş. Evet. Çünkü haklı olsan niye kanundan, hukuktan ümidini kesesin? Evet. Haklıysan, haksızken bunu yapmak istiyorsun sen. Haksızken. Bir televizyon programına bir genç kızın katılmasa normal ne olabilir ya? Bakkala, kasaba, tiyatroya giden genç kız buraya niye gelmez? Bütün televizyon kanallarında genç kızlar var. Her yerde çıkıyorlar.
7 yaşında, 5 yaşında, 12 yaşında, 17 yaşında herkes çıkıyor. E burada çıkınca niye suç oluyor? Ayrıca annenin muvaffakatnamesi var. Benim bildiğim 3 tane ayrı ayrı muvaffakatnamesi var. 3 tane. Açık açık söylüyor ve mahkeme anneye muvaffakatname verme yetkisi vermiş. Yani sen diyor istediğin yere kızını götürürsün, istediğin evde kalır. Yetkiyi sana veriyorum diyor. Akit'in kafaya bak ya. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.